Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugün en büyük milli bayramımızı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Bize cumhuriyetimizi armağan eden Kurtuluş Savaşı'mızın büyük kahramanı, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla, minnetle anıyoruz. Bugün bu özel günü yine özel bir isimle konuşacağız. Değerli ve usta gazetecimiz Murat Bardakçı bizimle. Sevgili Teşekkür. Murat Bardakçı hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Bugün için Cumhuriyetimizin 100. yılı için siz neler söylersiniz? Vallahi kutlu olsun demekten başka bir şey <laughs> gerekmiyor bence. Evet kutlu olsun. Başımızın kutlu. tacı değil mi? Evet, kutlu olsun. <laughs> Siz kendinize ısrarla gazeteciyim diyorsunuz, ben de öyle diyorum ama, ama tarih konusundaki birikiminiz, yazdıklarınız, kitaplarınız, tarih dünyasına hediye ettiğiniz belgeler evet, çok <laughs> bizim gözümüzde aynı zamanda çok da çalışkan bir tarihçisiniz. <laughs> ee, siz bize anlatır mısınız? Cumhuriyet nasıl ilan edildi? Yani ilanı teknik olarak nasıl gerçekleşti? Efendim Mustafa Kemal'in e, zihninde zaten e, cumhuriyete geçiş vardı. Çok önceki yıllardan itibaren var. E, fırsat işte e, imkanlar İstiklal Harbinden sonra. Aslında İstiklal Harbini sözünü alıştık biz. Ben o sözü kullanmak istemiyorum pek o kelimeyi. Çünkü İstiklal Harb demek bir ülkenin e, esaretten kurtulması demektir. Biz hiçbir zaman esir olmadık. Çok yani doğru. nadir ülkelerden biriyiz. Onun için milli mücadeleyi tercih ediyorum ama dil alışıyor. Evet. Şeyi. E, yani evet Türkiye gerçi işgal edildi bir önce dünya hakiminden sonra da ama bir sömürge olmadık hiçbir zaman biz. O işgalde kırdık. Evet. Yani milli mücadele sonrası o imkan doğuyor. İşte meclis hükümetleri meclis idaresi dönemi ve e, belgilere baktığımız zaman hı hı. E, Mustafa Kemal Dediğim gibi önceden zaten kararlaştırmış o düşüncede. Fakat bir sene öncesinden itibaren Cumhuriyet'e geçiş konusunda bazı hazırlıklar yapmış. Mesela e, kendi özel arşivindeki bazı belgelerden e, anladığımız kadarıyla bir anayasa taslağı hazırlamış. E, 12 sayfalık bir taslak bu yayınlanmadı inşallah yayınlayacağım yakında. Aa. Kendi el yazısıyla bulunmadı şimdiye kadar. Yeni fark ettim onu. Bir de bir e, nasıl diyeyim bir taslak program bastırtmış. Anayasa programı bastırtmış. Ve e, bu anayasa taslağını önde gelen bilim adamlarını ama her meslek grubundan. Hı hı. Mesela Kandilli Razathanesi'ni kuran Fatin Hoca'ya kadar göndermiş. Hukukçular, Askerler, özellikle milli mücadeleleri yanındaki paşalar hı hı. ve e, edebiyat profesörleri, Fuat Göplü'yü okutmuş mesela. Hepsinden görüş almış. Yani geniş bir hazırlık süreci var. Ondan sonra işte e, hani diyorlar ya. Yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz beyler. Or, değil oraya yani. gelecektim. Oraya gelene o, kadar. O nihai şey. Tabii. O gece olanlar da yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz deyip. Ertesi gün mecliste Cumhuriyet'i e ilan ettik diye olmamış. Evet, olmaz herhalde. Çankaya Köşkü'nde askerlerin ağırlıkta olduğu bir yemek yeniyor 28 Ekim gecesi. Ve kurucu kadro bunu açıkça söylemek lazım askerlerdir. Sivil kadro değil askerlerdir Cumhuriyet'in kurucusu. Sonra hukuki altyapı hazırlanmış. Cumhuriyet'in ilanı... ...anayasaya ilave edilen... ...bir cümleyle olur. Hatta... ...o belgeyi... ...yayınlamak maalesef... ...bana nasip oldu maalesef ne diyorum. Demek maalesef? Çünkü 96-97 sene... boyunca görülmemiş. Geç. Dikkat çekmemiş. Diyor ki birinci maddede... ...Türkiye devletinin... ...şekli hükümeti cumhuriyettir. Bu e, madde için... ...encümene yani... Kanuni Esası encümeni bugünkü karşılığı Anayasa Komisyonu'na verilmiş. Orada görüşülmüş, kabul edilmiş ve Meclisi oylanarak anayasanın ilk maddesinin son cümlesi oluyor. Cumhuriyet böyle ilan edilmiştir. Yoksa öyle yarın bizde kolay şekilde yazıldığı gibi yarın <laughs> Cumhuriyet ilan ediyoruz öyle bir şey yok. <laughs> Elbette ki. Yok. E... Hukuki altyapı tamamen hazırdır. Bir de daha önceki... ...altyapısı yıllar öncesine dayanır. E, o dönemi yaşamış... E, ...Cumhuriyet'in ilanını... ...yaşayanlarla ilgili... ...bir görüntümüz var. A, İzin verirseniz. Sayın Ünlü... ...28 Ekim 1923... ...geceki toplantı izlenimlerinize anlatır mısınız? Atatürk'ün yanında... ...ufak bir toplantı halinde... ...bulunduk. <laughs> Atatürk ertesi günü Cumhuriyet ilan olacağını söyledi. Atatürk ertesi günü Cumhuriyet ilan olacağını bildirdikten sonra herkes ayrıldı. Cumhuriyet 28 Ekim akşamına kadar ve Roza Muhadesi'nin imzalandıktan sonra başarıyla imzasından sonra umumi olarak herkesin zihninde olmuş bir haldeydi. Cumhuriyetin ilanından bugüne dek içinde yaşamış bir kişi olarak izlenimlerinizi anlatır mısınız? O gün ben e, mecliste bir vazifeyle başka bir bakanlığa gönderilmiştim. Uzun sürdü, geç vakitlere kadar kaldım. Bir evrak arama meselesiydi, kaybolan mühim bir evrak arama. Dönerken ulus meydanında ee, toplar atıldı, atılı. Bir arkadaşıma hiç unutmam, bilecikli Hilmi isminde bir arkadaşıma rast geldim. Hayrola meclisten çıkıyor. Dedi ki Cumhuriyet ilan edildi onun için toplar atılıyor. Cumhuriyetin ilanı bizi e, şey etmedi, sürpriz olarak yakalamadı içinde bulunanları. <laughs> Biz millet olarak cumhuriyeti, demokrasimizi siyasal ve kültürel olarak benimsedik. Atamızın meclis kürsüsünden yaptığı bir konuşma var. Ondan da görüntülerimiz var. İzleyelim mi? Yurttaşlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Beynel elbiler, iktisat güçlüklerine karşı halin icabına göre müdafaa, muazene, inkişaf tedbirlerini almaktayız. Demiryolu programının tatbikine devam edeceğiz. Ziraat sahasında Allah müesselerini tamamlayacağız. İhracat mallarımıza tarihte alışı bulmak ve satışlarımızı genişletmek için her tedbiri arayıp bulmak en yet verdiğimiz noktadır. Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve mekin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle düz bütün yeni bir hayatın müzesi olmuştur. E, bu geçen yüzyılda Türkiye birçok alanda büyük adımlar attı. Özellikle de eğitim, sağlık, Hı. güvenlik, sanayi, kültür ve sanat alanlarında da ama zaman zaman tarih üzerinden farklı farklı yorumlar yapanlar oluyor. Ne dersiniz? Yani efendim bizde bir kötü bir adetimiz vardır. Biz tarihi geçmişte hesaplaşma vasıtası olarak kullanırız. Mesele o. E, bu sadece bize değil. bir zaman sus değil. Birçok ülkede var. Olmuştu bu. Fransa'da hele neler olmuştur. Fakat bu kadar uzun sürmedi hiçbirinde. Hı. Kısa bir dönemde, ondan sonra normal e, akışına girer tarih, tartışmaları. Bizde maalesef bitmedi. Hala. Türkiye'de e, şunu açıkça söylemem lazım. Türkiye'de cumhuriyet düşmanı yoktur. Cumhuriyet yerleşmiştir. Bazı uygulamalara karşı olanlar var tabii ki. Ama bugün hiç kimse Türkiye'de efendim Cumhuriyet gitsin de padişahlık gelsin bilmem ne gelsin yok. Ha küçük bir iki tam amiyane tabiriyle uçuk grup çok. Evet. Çünkü işte hilafet gelsin falan filan ama Cumhuriyeti istemiyoruz diyen bir hareket yoktur Türkiye'de. Yerleşmiştir. Fakat dediğim gibi hesaplaşma vasıtası olduğu için tarih <laughs> hesaplaşma vasıtası olarak kullanıldığı için bu tip yorumlar oluyor. Oluyor. Yani yakın tarihte olan olayların bile farklı farklı ihtilaflara o düşüyor. Maalesef kötü bir adet bizde. Ben gençler için sormak istiyorum. Cumhuriyet tarihimizi hangi tarihçilerden okuyabilirler? Yani böyle soğukkanlı objektif bir cumhuriyet tarihi. Mesela iyi bir Atatürk biyografisi. Yani siz Belki sizi biraz şaşırtabilir veya kızılabiliyor ama benim kanaatim Atatürk biyografisi yazılmadı. Yazılmadı da. Yazılmadı maalesef. Çünkü gene Yani bir yabancı e, yazarın yazdığı Efendim, vardır. Atatürk biyografisi Biografisi... yabancı yazamaz. Yazamaz. Yazamaz işte, Tamam. Bir de yazılmamasının önündeki en büyük engel bizim biyografi yazarken yüceltme merakımızdır. Hmm. Biz biyografisini yazdığımız kişiye aşık oluruz. Ve sadece yüceltiriz. Olduğu gibi anlatmayız. Ya, Arşiv kullanmadık. Hmm. Atatürk bugün bir e, arşivlere dayalı bir Atatürk biyografisi maalesef yok. Halen yok. Halen yok. Yani vefatı 38 80 küsur sene geçmiş. Evet. Hala yok. İnşallah ileride yazılır. İnşallah sizin elinizden top... çıkar. Inşallah. Valla ee, düşünüyorum açıkçası. Çünkü e, sizin Elinizde e, çok belge olduğunu biliyorum. Bir müjde no, olur yani eğer. Fazla belge yok ama aşırı çok belge var. Çok. Ama dediğim gibi e, archivde çalışmak bazı arkadaşlara zor geliyor. Oturup e, temennilerini, düşüncelerini yazmaları daha kolay oluyor. <laughs> Şimdi, bir de açıkça söyleyeyim şeyi tekrar. Yani biz de Atatürk yazılan Atatürk biyografileri belgilere dayanmaktan ziyade hep söylerim. Senin mavi gözlerinin verdiği hmm. hızla devam ediyoruz. Bu bitti artık. Tamam devam ediyoruz ama inanıyor mısınız Atatürk kaç kardeşti efendim? O bile tam yazıyor Altı kardeş. Aa, hep bir kız altı kardeş. kardeş. Makbule Hanım en son ama başlangıçtan itibaren Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım'ın altı çocuğu oluyor. Bu bile bilinmiyor Türkiye'de tam. Hayatta ölmüştü ölmüş. küçükken. Ama altı kardeş. Evet. Mesela yani. Mesela. Bir. Ee, ama galiba artık bu bir ihtiyaca dönüştü. Ee, gerçek bir belgeleriyle tam açık düşünceleriyle. Ee, yaşam biçimiyle, her şeyiyle e, yani evet. insan olarak... O çok keyifli yaşamıştır. Evet. Çok sıkıntılı zamanları olmuştur. Muhakkak. Fakat biz bunları yazmıyoruz. Evet. Yani bunlar eleştiri demek değildir. Eleştiri o da olabilir. Hakaret olamaz. Evet. Devletin kurucusuna, yani devlet kurucusuna değil hiç kimseye hakaret edemezsiniz. Ara. Evet. O terbiyesizliktir onu yapmak. Evet. Ama e, açık açık yani belgelere dayalı bir Atatürk biyografisi maalesef Cumhuriyetin 100. yılındayız yazılmadı. Çok esef ediyorum. Gerçekten şu anda e, çok üzgünüm. E, Cumhuriyetin 100. yılı ve bu ülkenin kurucu, kurucu. liderinin hayatı tam anlamıyla dediğiniz gibi belgelere dayanarak şu anda hala yazılmadı. Benim Nazarımda en mükemmeli, en mükemmeli tek biyografi Şevket Süreyya Bey'indir. Evet. Ki Şevket Süreyya Bey o biyografiyi tek adamı, üç cilt yazdığı zaman arşivlerde tasdif daha bitmemişti. Zaten göremezdi bazı evrağı. Ama o dönemi yaşamış bir kişi olarak yazmış. Evet. Mesela 1940'larda e, Türkiye çok önemli bir İsviçreli. Alman İsviçreli. Biyografı Türkiye'ye davet, Ankara'ya davet ediyorlar. Emil Ludwig. Atatürk'le daha önce çok önemli mülakatı vardır. Ee, bir Atatürk yazmasını istiyorlar ve mesela Emil Ludwig'in yazdığı Napolyon, Stalin ve Lenin biyografileri tektir. Hala tektir. Ee, yazmasını istiyorlar. Ee, bazı şartlar koşuyor. her şeyi göreceğim. Herkese konuşacağım. Yazdığıma dokunmayacaksınız diyor. Tamam diyorlar. Adamcağız yazmaya başlıyor. Şu konudaki e, kim bilir diyor. O konuya girme diyorlar. Ah, Şunu nasıl şey yapalım? <laughs> Onu yapma. Bırakmış gitmiş. Herhalde. Lenini yazdı. Yani çok büyük bir fırsatı kaçırdık biz. Kaçırmış Emin Ludwig yazsaydı başka bir şey olurdu. Madem böyle özel biyografi evet. yazarı. E, Cumhuriyeti kuran o fırtına gibi esen kuşağı o Büyük insanları ben bir de sizden dinlemek istiyorum. Bu insanların en büyük özelliği neydi? Nasıl bir fedakarlıktı? Bize nasıl bir miras Ümitlerini bıraktı? Kaybetmemelidir. Ümitlerini kaybetmemeleridir. Ümitlerini kaybetmemeleridir. Ümitlerini kaybet. Yani çünkü Birinci Dünya Harbi'nden sonra e, yani bizde söylendiği gibi okullarda birkaç sene öncesine kadar galiba hala vardı. İşte müttefiklerimiz yenildiği için biz de yenildik şeklindeki abuk subuk bir şeydir o. Biz açık söylemek gerekir. Birinci Dünya harbinde çok kötü bir mağlubiyete uğradık. Evet. Ve e, gene bizde gene fena bir adettir. Biz zaferlerimizi konuşuruz, yenilgilerimizi konuşmayız. Halbuki yenilgileri konuşup ders almamız gerekiyor bizim. E, ve büyük bir kesim Türkiye'nin artık bittiğini bir daha belini doğrultamayacağını düşünürken bu insanlar e, ümitlerini kaybetmediler ve e, milli mücadele başarıyla sonuçlandı. Anla bende milli mücadele çok önemli bir zaferdir. Çok zor şartlar altında yapılmıştır. Ayrıntılara bakarsanız çok zor şartlar altında yapılmıştır. Evet, şartlar altında yapılmıştır. E, Cumhuriyet'in 10. yılında o çok büyük kutlamanın olduğu 1933'te bazı köşe yazarlarının baş makalelerini okudum. Mesela Yunus Nadi, Fahri Rıfkı bu kişiler. Bir şey söylüyorlar. Ortak bir hayalleri var. Biz 10 yılda bu kadar iş yaptık. Acaba 100. yılda Türkiye nasıl olacak diyorlar. <laughs> Ve 100. yılın bir hayallerindeki panoramasını yazıyorlar. Ay ne güzel. Enteresandır, çok enteresandır. Türkiye bugün... Onların hayalindeki 100. yıldan 100. yıl Türkiye'sinden çok daha ileridedir. Ne büyük gurur. Çok daha ileridedir. Yani bunu e, ben e, tarihi metiye düzerek yapmam. Ee, bu yani yazıları ortada çok başka bir çok daha ileri bir Türkiye var. Bugün gelinecek noktayı onlar hay, gelinen hayal noktayı bile hayal bile etmemişler. Ha Türkiye'de bugün sıkıntı yok mu? Var tabii, tabii ki. Olur tabii ki, Olur, tabii çok ki var. Olan. Komşularımız şu bu iç sorunlar. İç ve dış. İç ve dış. Yani var. Yani komşularımız derken dış şey yani bir ateş çemberinin içerisindeyiz. Evet. Filistin'deki rezalet Maalesef, malum. Çok, çok Ama büyük acı. Ama hayal bile etmemiş daha bugünkü Türkiye'yi. Ee, bu arada sizin de o döneme dair böyle titizlikle hazırlanmış kitaplarınız var. Yıkılış ve kuruluş. 19 Mayıs Devlet Operasyonu, Vahdettin, Talat Paşa ve ve bu kitapları yazarken hangi düşüncelerle yazdınız, neler hissettiniz? Vallahi efendim. Çünkü ben merak ediyorum tarihe olan bu merakınızı çok merak ediyorum. Ben keyfim ne için zaman? yazdım. Keyfim için yazdım. Keyf. Ben de keyfim için yazdım. Yani ben şeye inanmam. Ee, ve o görüşe karşıyım. Hani denir ya e, halka bir şeyler öğretelim. Hayır. Hiçbirimiz e, misyoner değiliz. Ve halk bazı konularda yazandan çizenden çok daha ileridedir. Efendim. İleride düşünür. <laughs> ee, i̇şte bu millet anlaması lafı saçma bir laftır. Anlar. Daha da iyi bilir hatta. Ee, ben de çok içerliyorum bu millet anlamında. Olmaz ama. öyle şey efendim. Biz zaten geri, bizden adam Biz yani bu tarz laflara çok içerliyorum. Yok yani. Ha şu söylenirdi çok zamanı değil selam. lafı bir onu da hiç şey yapmadım ben. <laughs> Mesela ben Sultan Vahdettin'i yazarken, Şah Baba'yı yazarken sakın yazma zamanı değil. Ee, 80 sene olmuştu onu Ne zaman, zaman, zaman Ne zaman gelecek o zaman? Ee, benim e, bir avantajım oldu açıkçası. Ben yani o dönemi yaşayan çevrede büyüdüm aile itibariyle. Hmm. E, o kurucu nesilden hayatta olanları tanıdım. Yani bugün tarih olarak yazılıp e, çizilen konuşulan meseleler benim için evdeki günlük konuşmalardı onlar. Çok e, Yani ve e, bir de ben belge evimde. merak etme içine girme tarihini evet. değil mi? Yani böyle... Bir tabii bulacağım. zaten iki şey gerekiyor hanımefendi heves ve merak heves ve merak merak, merak. Ee, ben birazcık bel... da cesaret hani onları e, ortaya koyabilmek için bir de çalışma şey yani belgeyle çok çalışmak zordur değil mi devlet devletir ee, ben e, belge kullandım hepsinde belgesiz bir şey yazmadım şimdi şey diyorlar bazı arkadaşlar işte belgeyi tamam koyuyor da kuru kuru belge yayınlıyor, yorum yapmıyor. Hmm. Ya e, ilk önce Türkiye'de belge yayınlanmadı. Bugün bir belgeli demin söylediğim gibi bir belgeli Atatürk biyografisi yok. Bu ayıp bir şeydir. Evet. Belgeyi yayınladım kaldı ki yorum da yaptım kitabın adından belli. Bir devlet operasyonu 19 evet. Ama yani sevdiğim işi yaptım. Onu yaparsanız başarılı olursunuz. Yani sevgi var sevgi. değil mi en başında? En başta odur efendim. En başında. Evet Be merak sevgi. E evet. evet. Ee, peki. E biliyoruz ki halen devam eden köşe yazı yazılarınız var. Televizyonculuk açısından büyük başarıydı programınız. Sağ olun. Yani tarihin Sağ olun. Odası. Kitaplarınızla Türkiye'de tarihe ilginin ve sevginin artmasında payınız çok büyük. Sağ olun öyle diyorlar. Ya Bunu nasıl sağladınız diye soracağım. Hanımefendi yani Türkiye'de 1970'lere kadar basında ciddi bir tarih yayıncılığı var. 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 Ee, büyük gazeteler tarih sayfası yapıyorlar ve tarih ekleri çıkartıyorlar. Ve yazanlar da öyle e, sıradan e, konunun yabancısı gazeteciler değil, değil tarihçi. Reçet Ekrem Koç'u. Koç. Çok yazar vardı böyle şeyler. böyle Ve bunlar gazetelerin ilavesi olarak mesela bir Cumhuriyet albümü vardı Reçet Ekrem'in Cumhuriyet gazetesi çıkartmıştır. Hmm. Yani o kadar ayrıntı hala yazılmadı gibi. 70'lere kadar böyle. 70'lere 70 kadar, 60'ların sonuna kadar böyle bir yayın var. Sonra sonra e, bu unutulmuş. Çünkü basında ilgi mi az bilen mi? de kalmadı maalesef. Hmm. Bir de bünye değişikliği oluyor basında. Ee, 90'lı yılların sonuna doğru hürriyette bir deneyelim dedik. Ben ve tam sayfa olarak o tarihin argodası orada başlamıştır. Hmm. E, tuttu. Tabii. Ama bunun tutmasının sebebi yani akademik üslupta yazmam değil, yazmamam. Hmm. Gazeteci üslubuyla yazmam onun için gazeteciyim diyorum zaten. <laughs> akademik dil maalesef kurudur. Evet. Okutmaz. Evet. Ama bir popüler üslupta yazdığınız takdirde ki bütün dünyada böyledir ve o ulaşıyor okuyucuya. Tabii tabii. Mesela bazen bana işte gazeteci, tarihçi değil diyorlar. Ben zaten tarihçiyim demiyorum. Fakat şunu unutmayalım. Mesela dünyanın en çok satan tarih dergilerinden biri de Ristoire Fransa'da. Başındakiler gazetecidir. Ve Avrupa'da 1990 sonrası, öncekileri takip etmedim. 90 sonrası bestselleri olan tarih kitaplarının %90'dan Yazanlar, fazlasını gazete. yazarı gazeteci. <laughs> güzel, güzel. Çünkü e, halka nasıl okutacaklarını biliyorlar. Hmm. Yani benim e, yaptığım tarih sayfası tarih programı falan. Evet televizyonda yeniydi. Evet. Daha önce bir şeyler vardı ama mesaj vermek şeklinde ben ondan uzak durdum. Evet. olayı anlattım. Ama gazetelerde zaten vardı. Ama bir 30 senelik İhmal yaklaşık 30 edeyim. sene bir ara vardı. inkıta vardı. İnkitâya uğramıştı. Onu devam ettirdim. Odur. Çok güzel söylediniz. <laughs> Sağ Atatürk cumhuriyetin temeli kültürdür der. 100. yılımızda e, kültür tarihimizin muhasebesini yapmak istesek biz nasıl bir dönüşüm yaşadık? Yani Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyetle birlikte bizde Büyük kırılmalar mı yaşandı yoksa geldiğimiz nokta zaten doğal bir serüven miydi? Şimdi efendim siyasi bakımdan e, tanzimat, meşrutiyet, cumhuriyet hepsi birbirinin üçü de devamıdır. Hı hı. Devamdır. Hı hı. Yani Atatürk devrimleri e, o dönemde başlamadı. İkinci Mahmud'un 1830'lardaki 26 sonrası 30'lardaki Yeniçeri Hoca'nın kalkmasından sonraki reformları da bunun başlangıcı. Evet. Ve o dönem için bugün çok uzak bir zaman gibi geliyor bize. Fakat o dönem için e, bakıldığı takdirde çok büyük işler yapılmıştır. düşünebiliyor musunuz? Entari ve şalvarı yasaklıyor resmi dairede. Pantolon giydiriyor. Bu çok büyük bir aslında devrimdir. Orada olmayan yarım kalan şeyler Meşrutiyetle başlamıştır. Ama meşrutiyette bazı geri adımlar atıldı. Mesela medeni kanunun bizim e, temeli olarak düşünürüm ben. Hukuku aile kararnamesi. Şeyde çıkmıştır. Meşrutiyette çıkmıştır. çıkmıştır. İta teraki çıkartmıştır. Fakat sonra iptal etmişlerdir. <laughs> Onun devamı medeni kanun olarak Cumhuriyete gelmiştir. Evet. Yani o şey bu ee, süreç ta hatta 3. Mustafa'dan beri 1700'lerin sonundan itibaren devam eden bir süreçtir. Ama e, 3. Mustafa veya 2. Mahmut hatta Osmanlı dönemindeki modernleşme hareketlerinin biz modernleşme diyoruz ama ben de, o tabir tam şey değil. Biz vahşi değiliz zaten modernlik ayrı bir kültürdür. Ee, o değişimin sebebi e, halka halka daha başka bir hayat tarzı başka bir e, değerler manzumesi vermek falan değil. Hı hı. E, cephelerde av davda uğranan yenilgilere bir son vermek. Askeri bakımdan kalkınmak istiyoruz. Hepsi bundan onun için yapılıyor. Evet. Yani biz görüyorlar hep savaşları kaybediyoruz, toprak veriyoruz, küçülüyoruz ve e, batı hep kazanıyorlar. Niye bu askeri askeri bir şey var ve e, askeri reform olarak başlar bunlar. Sonra sosyal hayata yansır. Sebep askeri reformlar yapmaktır. E, sonra işte devamı dediğim gibi birbirine bağlı çabalarda cumhuriyete de devam etti. Evet, cumhuriyette de büyük ilerlemeler Hı -hı. kaydedildi. E, kültür sanat ...alanımız değil mi? <laughs> Sizin de en çok ilgilendiğiniz... ...alan musikimiz. Türk müziğini... E, ...ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Tambur çaldığınızı biliyorum. Üzerine düşünüyorsunuz. Hatta... ...çok da değerli bir arşiviniz var. El yazması notalar... E, ...saklıyorsunuz. Yani, Türk müziğiyle ilgili... ...tartışmalarda da tarafsınız. Yani Türk sanat müziği... deyince e, aklınıza kimler geliyor? Kimleri dinliyorsunuz? Kimleri kimlerden etkileniyorsunuz? O tam buraya elinize aldığınız zaman. Açık söyleyeyim mi yani? Söyleyin. Şimdiki arkadaşları dinleyemiyorum. Dinleyemiyorum. Hiçbirini. Şimdi. Çünkü ben başka bir nesli dinleyerek yetiştim, büyüdüm. Ya. Yani bizim evde Münir Bey dinlenirdi. Münir Nurettin Safiye Hanım dinlenirdi. Için. E, minn Nurettin Selçuk. Safiye Aylan'ın biyografisini yazdınız. Evet. Ha, evet Safiye Hanım'ın. Yani çok önemli bir... Nereden? Hem müzisyen olarak hem bir Türk kadını olarak sosyal hayatında çok önemli bir yeri vardı Safiye Hanım. Değil mi? E, bunlar dinlenirdi de bizde. Şimdikiler, şimdiki müzik bana biraz yani başka bir müzik olarak algılamıyorum diye. Sert mi oldu biraz bilmiyorum ama. Ee, çok e, üstün bir e, seviye ile başlayıp e, daha sonra e, beğen yani seçicilik başlıyor ondan sonra. Yok seçicilik değil Yani açık Biraz e, seçicilik. Hayır, efendim, e, Türk müziği dinamik bir müziktir, musikidir. Evet. E, şunu unutmayalım. Bugün e, Türk musikinden ilerleyen musiki bir imparatorluk musikisidir. Evet. Divan edebiyatı neyse... Süleymaniye neyse, Baki Nefi şair olarak neyse, Dede Efendi de, Itri de, Hafız Bosta vesaire de odur. Evet. İmparatorluk de bu. Evet. Ve imparatorluk musikileri e, dinamik olurlar. Hı. Ve dinamik müzik yapmak ciddi çalışmayı gerektirir. Müzisyenler açısından. Evet. Bizde bir söz vardır. Eskiler söylerlerdi. Musiki de Oldum demek, öldüm demektir. Devlete. Şimdi Sadın maalesef... Erdalı için geçerli. Evet, çok iyi biliyorsunuz yani siz... Oldum diye bir şey. Nasıl çalışınız yani şey gibi? E, fakat ben e, unutmadan hemen sözünüzün arasına gireceğim. Dediniz ki imparatorluk müziğidir. Evet dünyanın, baş, Avrupa'nın birçok imparatorlukları var ve o dönemlerde e, sarayın ya da kraliyetin e, siparişleriyle yapılmış müthiş klasik besteler var ve o klasik besteler o gün de dinleniyordu, bugün de dinleniyor, yarın da dinleniyor. Formundan da hiçbir şey kaybetmemesi sağlanıyor. Biz Türk sanat müziğimizi niye yaşatamadık? Çünkü efendim. Bugün siz de ama. dinleyemiyorsunuz, halk da dinleyemiyor. İyi ki o eski Türk filmleri varmış da oralardan kulaklarında. Vallahi sizin hala, filmlerden vallahi, çocukluğumun, gençliğimin İstanbul'unu görüyorum ben. Hem o hem Türk sanat müziği. Hanımefendi film müzikleri şimdi klasik eser oldu. O <laughs> vallahi, öyle. Yani e, sizin de bazı filmlerinizin bestekarı Neveser Kökdeş'tir mesela. Tabii. Neveser Hanım'ın şarkılığı Neveser Hanım'ın şimdi e, en yavaşta ama niye dinlenmiyor sorunuzun? sebebi bence şudur. İmparatorluk müzikleri dinamik olur. Biz dinamizmi öldürdük. Yani o e, gümbül gümbül müziği bir mıymıntı vırıl vırıl bir şey hale getirirseniz kimse dinlemez. Yani e, adamlar o musikiyle bir yanaya kadar gitmişler. Bugünkü müzikle biz Üsküdar'a geçemez doğrudu. <laughs> Yani maalesef en büyük sebep bence e, o dinamizmin ölmesidir. Sesler kalınlaştı. Ben tarihin arka odasında e, yaprağı yerinden ya, okuttuğu vakit kıyamet kopuyordu. Fakat, o müzik oradan yapılır. Adı yüzde yerinden. Neyse. Yani kulak kirliliği diye bir şey vardı müzik sosyolojisinde. O başladı bizde maalesef. Bu... E... Konuşacak çok şey vardı. Ben de bazen yüz kutmak durumunda kalıyorum. <laughs> yani ve <maalesef gülüyor> Cumhuriyet bunda... boyunca diyelim, hadi e, geçmişi bırakalım. E, Cumhuriyet boyunca yaşanan değişimleri sanatın çeşitli dallarında da görebiliyoruz. Sizce e, Cumhuriyet tarihi boyunca Türk müziğinin değişimi nasıl oldu? Aslında izah ettiniz ama e, özellikle Türk sanat müziğini... E, özellikle söylemek gerekirse... Yani yerine başka bir şey konulabildi mi? Bir dönem çünkü arabesk dediğimiz bir... Yok daha beteri vardır. Türk, ee, 36'da Türk müziği yasağı vardır. <laughs> Onunla çok etkisi var. Türk müziğinin, Türk musika hissi, tedrisatı yani eğitimi yasağı 50 sene sürdü. Evet. 76'da kalktı. Evet. Ee, 76'da ama 76'da yani, En yakın. E, Acaba neden Neydim böyle Bakanı bir yasak? Ali Naili Erdem. Hı. O kaldırmıştır o yasa. Konservatuvar açıldı. Ha, açıldı ne oldu ama e, yerine gelmedi çünkü çok şey kaybetmişti. Hı. Bir iki önemli sanatkarın kendi çabalarıyla devam etmişti. ...işte milyon Nurettin, Safiye Hanım, Necmi Rıza, ee, ...bazı idrarcıları... ...evet ama... E, ...bu müzik yasağı çok zarar görmüştür... ...zarar vermiştir... ...eğitim yasa e, ...radyolarda 9 ay civarındadır... ...çalınması yasaktır... E, ...sonra konmuştur... ...ve bizde... E, ...bunu söylemek gerekir... ...tutmayan inkılaplar içerisinde... ...kabul edilmeyen... ...tutmayan tek inkılap... ...müzik inkılabıdır olmadı. Ki zaten Atatürk de orada vazgeçmiş. Ee, yayına tekrar izin vermişlerdir. Şeyde. 37'de. Ee, ama e, yerine ikame edilmek istenen, getirilmek istenen musiki tuttu mu? Ben zannetmiyorum. <laughs> Çünkü bugün yine çok kişiyi kızdıracağım. Bizim dünya çapında bir bestecimiz, Operacımız, icracımız maalesef yok. Keşke olsaydı. Çünkü Türkiye en fakir dönemlerinde, senelerinde tahıl satarak, buğday satarak döviz e, elde etmeye çalıştığı, kazanmaya çalıştığı senelerde e, musikiye çok büyük yatırım yaptı. Dışarıya talebe gönderdi. Ee, harika kurgulu. çocuk yasasıyla evet, değil mi? Evet. Ama... Dışarıda bunun en e, güçlü belirtisini de biliyor musunuz? Hani e, fınak vesaire gibi dışarıdaki şeyler vardır. E, müzik dükkanları çok büyük şeyler, seri evet. satılan. Bakın önde satılan kısımda, klasik kısmında maalesef tek bir Türk mesajının eseri yoktur. Evet. Keşke olsaydı o ayrı bir şey. Ama. Aslında e, yetişmiş e, değerli bestecilerimiz de var. E, çok önemli enstrüman çalan e, müz müzisyenlerimiz de var. Ama dediğiniz gibi... Bir ekip özellik... var tabii ki var. Var. Tabii ki var. Ama e, dünya çapında e, virtüozlar, besteciler çok sayıda biz yetiştiremedik. Evet. Mesela... E, Türk bestecilerinin, ilk dönem bestecilerinin doğum tarihlerinde aynı dönemde doğmuş olan Batı'da çok önemli besteciler vardır. Onlar dünya çapında isim oluyorlar. Biz niye olamıyoruz? <laughs> yani i̇şte, düşünüyorum. Bu... Evet. Evet. Buna vakit de kalmaz. Şey yapınca vakit yetmez. <laughs> Bizim elimizde bir video var. Cumhuriyet müzisyenleri diye bir küçük bir kolaj sizin de tanıdığınız, sevdiğiniz evet. isimler. Ya 哦。Oh. Dağla, evet. Hayranlıkla evet. izledik yıllarca. Evet. Ee, bir kültürün aktarımında en etkili araç hiç şüphesiz ki sanat. Tabi ee, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı Türkiye yüzyılı olacak dedi. Peki siz? Bu ikinci yüzyılda yani Türkiye yüzyılı dediğimiz yüzyılda Türk müziği, sineması, edebiyatı ner nerede görüyorsunuz? Nasıl hayal ediyorsunuz? O hani e, Cumhuriyeti kuranların hayallerinin çok daha üstündeyiz bugün dediniz ya. Böyle kültür bir hayal kurabiliyor muyuz? Maalesef kültür alanında gelemedik o seviyeye. İnşallah Yani gelecek 100 yıl boyunca değil Daha çabuk İnşallah <laughs> Bir an evvel keşke İnşallah gelir ee, Yani Nobel alan e, Bilim adamımız var Var e, taşılsa bile romancımız var Ama e, Dünya çapında Bir e, Kendi çapında Mesela Türk sineması Özellikle eski dönem çok başarılıdır bence. Hı -hı. Çok başarılıdır. Bir kimliği, bir kişiliği var. değil Yokluk içerisinde yapılmış hanımefendi tabii. tabii hiç. Çok daha iyi bilirsiniz. Ta tamamen primitif, ilkel şartlardı. Evet şartlarda. o şartlarda çok güzel şeyler çekilmiş. <laughs> ee, şimdi bir kere benim kanaatim ideolojinin çıkması lazım bu işten. Sinemadan özellikle. İdeolojinin yani de, hala... Einstein sineması hayalini <laughs> devam ettirirsek. Ama e, benim temennim gelecek o Türkiye yüzyılında, yüzyıla kalmadan. Kalmadan. 15-20 sene içerisinde mesela. Ama nasıl yapılacak? Zor. Bunun çok iyi düşünülmesi, tartışılması gerekiyor. İyi de planlanması Çünkü gerekiyor. Çünkü hanımefendi, yerel kültür, e, mahalli kültür yani ve musiki olsun, edebiyat olsun... ...evrensel olması çok zordur. Mutlaka onu... E, ...bir... E, ...evrensel bir... E, ...kurallar çerçevesinde... ...ele alınması, sentez yapılması lazım. Onu biz yapamadık. Çünkü yeni bir kültür yaratma... ...özellikle müzik alanında... ...yeni bir müzik yaratacağız. Bunlar tukak kadar dedik, olmadı. E, edebiyatta... Evet, o dönemin şartları gereği güzel eserler verildi. Türkiye'de bir ata çok zengindir, hı hı. tabii ki. Ama e, dünya çapında olamadı. Maalesef. Evet. Dünya e, çapında bir romancımız, yani bir, tabii Nobel ödülü kazandığı evet. bir romancımız var. Ama yani bir tane mi olmalı? Yok. Daha da çok olmalı. Dünya kadar olması gerekiyor. Tabii. İnşallah olur. Ama onun ciddi bir yani yerel kültürü e, evrensel kültür haline getirecek ciddi bir çaba, hazırlık ve... E, Galiba maddi imkanlar da sonra, gerekiyor. Hazırlanacak talebelerin, gençlerin, seçilen e, kişilerin çok doğru yetiştirilmesi gerekiyor. Sinemada o şart. Doğru yetiştirilmesi gerekiyor. Evet yani gerekiyor. bugün Hollywood'u Amerika hükümeti devlete destekliyor. Evet. Şeyleri. Ve yani, ben ama... Kollektif sanat olduğu için. Tabii şart. ama Türkiye'de verilen destek. Teşekkür ederiz. Dün hiç destek yoktu. Tam tersi sansür dediğimiz köstek vardı. Bugün Kültür Bakanlığımızın desteği var sinemamıza. Yok değil. Ama yeterli tabii ki değil. Yani şimdi 50 tane film yapılsın diye o elindeki bütçeyi dağıtmak var. O yetmez Bir tane. Adam akıllı Aa, bir evet. film yapılsın diye vermek var. Hani gönül diliyor ki hani dünyaya seslenecekse bu eserimiz hakkını vererek tabii, dediğiniz tabii, tabii. gibi yapılması gerekiyor. Parasız olmaz o işler. Ciddi para gerektiren işlerdir. Evet. evet. Yani dediğiniz gibi 50 filme dağıtılacağı yerde 2-3 bilme ne Mesela. Mesela. Ah, evet. Hepsi tutmaz ama bir iki tanesi tutar. Muhakkak. Yani er ya da geç e, tutar dünyanın bize bakışı ne, neden bu kadar e, değer vermeden bakıyorlar bize? Niçin e, değersizmişiz gibi e, sanat eserlerimizi görmezden geliyorlar, yüceltmiyorlar? Efendim. O ayağı da sanat eseri veremedik. Asıl sebep odur bence. Çıkmadı. Öyle mi? Bence odur. Yoksa e, siyasi sanat olarak genel bir bakış açısı mı? Hangisini kastediyorsunuz? Siyasi olarak genel bakış açılarını kastediyorum. Aa, Batı'nın. O tarih boyunca bir Hayali. Türk korkusu ve nefreti vardı. Ee, hala var. göbeğine kadar giderseniz olur. Ama hala var. Ama... Ben şuna katılmıyorum. Ee, şimdi Türkiye'de çok moda oldu. Batı işte bazı çevreler şu bu, Türkiye'yi yıkmak için uğraştı. hayır. Biz kendimiz beceremedik. Kendi e, suçumuz yok mu bunda var? Beceremedik bazı şeyleri. E, ama e, o ayarda, o standartlarda çünkü belli bir standartları vardır evrensel sanatın. Tabii. Ki. Sadece Batı olarak düşünmüyorum. Tabii ki, tabii. Ee, evrensel sanatı. Yani e, Tolstoy veyahut Borodin, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov buna belli bir standart eser vermişlerdir. Biz o standartı da tutturamadık ama bir de o var. Hı hı. Ha şu var, e, o ayarda e, bir şey, bir eser verilir, veririz, onu engellemesi olmaz efendim. Eser kendini belli eder. Ne yapıp yapıp o... Eser kendisini belli eder. Pırlanta... E, çıkar ortaya. E, i̇nşallah da çıkar, falan. bizde de çıkar. İnşallah. Tabii i̇nşallah bile. veririz bu Türkiye yüzyılı. Benim en büyük e, hayalim, Hı. yani Türkiye teknoloji alanında, e, sosyal hayatta çok büyük atılımlar yaptı. O atılımlara yakın aynısı, o kadar olmasa bile, o aranda olmasa bile, kültürde İnşallah inşallah İnşallah. Mesela efendim İstanbul. Ben söyleyince arkadaşlar bazı arkadaşlarım kızıyorlar. Şu anda en güzel günlerini yaşıyor. Ben çocukluğum tabii ki İstanbul'da geçti. Siz de gayet iyi bilirsiniz. Ve e, güzel semtlerinden birinde yetiştim ben İstanbul'un. iyi semtlerinden birinde. E, Teşvikiye'de. Nişantaşı Ama yollar karanlıktı. Toz içindeydi. Su akmazdı. Elektrik yoktu. İki demek kesilir gelir, kesilir gelir. Muslu açarsınız tıs diye. Hı hı. E, diğer teşvikiye böyleyse varoş semtlerde Allah. Evet, daha e, imkansız. Ama şu anda var birçok şeyimiz. Ha. E, eski İstanbul'un işte nostaljikti. Şimdi nostaljiye mi bakacağız? <laughs> Aman ne güzel manzara diye. Yoksa rahat yaşamaya mı bakacağız? E, ben ama rahat yaşamayı tercih ederim. Korumamız gereken e, tarihi değer yani, Koruyamazdık, koruyamazdık. Ama korumamız. Eski lazım. filmlere, tarihi filmlere bakın. Mesela e, Cülus filmleri, padişahların, hı hı. Sultan Reşad'ın, hı hı. Sultan Mahmet'inin, İstanbul'un içinden şehirden geçiyorlar, hı hı. Eyüp Sultan'a gidiyorlar. Şehir bir harabe halinde. O zaman harabeydi. Ha, e, o İstanbul restorasyonu projeler şeyler, çok hatalar yapıldı, doğru. Ama tamamını koruyamazdık. Çünkü ahşaptı. Aa, İstanbul'da, İstanbul'da ahşap. şey vardır. Şu deprem bölgesi olduğu için hmm. taş bina yapma yasağı vardır. Yıllarca. E, ahşap onun için Onun yapıyorlar. için ahşap. Tabii, onun için tabii. de yangınlar tabii. oluyor. E, bir da bütün mahalle diye. gidiyor. Patlıcan o... çıkıyor aksaray gidiyor. Ya. Biliyorsunuz kızartırken patlıcan yangını falan derler. Ee, hep haraptı. Korumaya o zaman başlamamız gerekiyordu. 80 sene sonra mı akılları başlarına geldi? İstanbul'da tabii ki korunacak yerler vardı. Evet. Ee, özellikle o 50 sonrası e, projelerde berbat edildi. Hepsi yıkıldı, edildi. Ama e, şehirde harabe gibiydi, onu unutmayalım. ondan öyle. O cülüs filmleri özellikle Sultan Reşad'ın ve Sultan Vahdettin'in bir kılıç alayı filmleri vardır. 8-10 dakikadır. Şehri görürsünüz. Perişan vaziyette İstanbul. Aynı dönemde bir Viyana'ya, Paris'e, Londra'ya bakın. Yani Baron Osman Paris'i yapmış, Londra, Viyana'da her şey halledilmiş. Zaten Victoria dönemi şey. Victoria sonrası. Londra muazzam. Osmanlı'nın zayıflamaya başladığı, topraklarını kaybettiği dönemler... Yani maddi olarak da kayıpların olduğu dönemlerde... E, e, yeteri kadar e, insan yetiştiremedi mi e, diyelim? Yani yo, bina konusunda hayır. E, işte, sana bina konusunda bizim de? hep problemimiz vardır. Eski e, şeylere e, dikkat edersek e, mahkeme kayıtlarına bir kere birbirimizin gözünü oyuyoruz biz inşaat için. Üf, neler <laughs> ne ne davalar var? Ama e, sağlam yapı yapılmıyor büyük yapı. Camiler dışında evet. klasik dönemde taş bina yoktur. Evet. Topkapı Sarayı bile. Çünkü o yıllarda da e, bu bölge deprem, deprem bölgesiydi. 1509 ile e, öyle 1700 o 3. Mustafa dönemi hı, hı depremi felaket bir şey. Yani Fatih Camii bile gitmiş. <laughs> Ama ahşaplık da şey getiriyor. Ha Hoş bir bölge olsaydı, hoş bir manzara olurdu muhafaza edilseydi. Evet. Yine o ihtimal, imkan var. Bütün yaptığımız kötülüklere rağmen muhteşem bir şehir İstanbul. Ama o... Bir türlü ay, evet. o tarihi, e, tabii dokusunu bir Yalnız şu şekilde şu da var, o, bozamıyoruz yaşadınızsa siz de biliyorsunuz ben ahşap evde büyüdüm. Kocca bir evimiz vardı. Ahşap ev bir dertti. Tabii. Hala dert. Ya çok paranız olacak. Çok bakım istiyor çünkü. Çok bakım istiyor. Yani e, kış gelir bir taraf mutlaka açılır. <laughs> e, en büyük dert neydi biliyor musunuz? Yılan çıkardı ahşap evde. <laughs> Tahta, o da kurusu. O Tahta kurusu <laughs> Doğru. Bak Ama hayır beton yapılır üstüne ahşap konur. ...çakması yani. Ee, sizinle sohbet etmek... ...çok büyük bir keyif. Estağfurullah sizinle. Keşke de, programım efendim. daha uzun olsaydı. Ee, i̇yi ki varsınız. Sağ olun siz de efendim. İyi ki geldiniz. Ben Hepimize çok çok teşekkür ediyorum. Hepimize mutlu olsun 100. yıl. Evet sağ olun. <laughs> Sevgili seyircilerim... ...bugün... ...benim için gerçekten... ...çok özel bir gün... Bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını yaşadığımız, kutladığımız bu çok özel günde sevgili Murat Bardakçı bizimle beraber oldu. Ne kadar onur duysak, gururlansak, sevincimiz sınırsız olsa da Cumhuriyetimize olan sorumluluklarımız o ölçüde çoğalıyor. Ülkemizin en kıymetlisi, Hepimizin adını duyduğumuzda saygı ve sevgiyle yüreğimizin aktığı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet bizim vazgeçilmezimiz. Cumhuriyet ve onun varoluş ilkelerini sonuna kadar korurken ikinci yüzyılımızda daha da büyük adımlar atmak zorundayız. Bu konuda her Türk vatandaşına işçisinden çiftçisine, köylüsünden kentlisine, gencinden yaşlısına, esnafından sanatçısına, siyasetçisinden sporcusuna, iş insanına, bilim insanına hepimize büyük görevler düşüyor. Yeter ki bunun bilincinde olalım. Sorumluluğumuzu hissedelim ve ülkemize, birbirimize, cumhuriyetimize, demokrasimize Sıkı sıkı sarılalım. En büyük bayramımız kutlu olsun. Haftaya film gibi hayatlarda tekrar birlikte olmak üzere. <laughs> Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.